Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nülüfer. Arkadaşlar sizlere henüz 2 aylık, yani şöyle şu şekilde dikmiş olduğum en nazik çiçeklerimi göstereceğim. Bunlar arkadaşlar 2 ayda. Hatta bunların yani bir iki tanesi çürüdü. Kurtarabileceğimi, köklendirebileceğime inanmamıştım. Ama bunlar bana sürpriz verdiler ve sürpriz olan bir tanesinin iki tane renk olması. Bu kırmızı, hafif portakal rengini andıran koyu bir kırmızı. Bu da pembe arkadaşlar. Yani çok güzel böyle çantayı andırıyor çiçekleri, başta tomurcukları. Bu da değişik bir pembe, daha canlı bir pembe. Ve arkadaşlar beyazım. Yani bunlar hepsini aynı anda diktim. Ve şöyle bir dal, şöyle küçük bir dal, yani yapraksız şöyle 3 tane dal halinde diktim. Tabi bir iki tanesi bakın şöyle çürüdü mesela, bu olmadı. Fakat bunlar böyle boyatlar, ama bir şey öğrendim arkadaşlar. Bu çiçekler güneşi seviyorlar ve sürekli çiçek açıyorlar. Yani hemen şöyle 5 santimetre olmadan, yani şu haldeyken bile çiçek açmaya başladılar ve çok güzel bebekler verdiler. Fakat bir şey öğrendim arkadaşlar, bu çiçekler gerçekten çok nazik. Bir de güneşi çok seviyorlar, fakat direkt güneş bunları öldürüyor. Yani çok aydınlık, böyle cama yakın, camın dibinde değil de cama biraz mesafeli, güneş gören bir alanda olması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi çiçeğe düştü. Yani böyle ellediğiniz zaman yaprakları falan düşebiliyor, ama çok müthiş bir çiçek, düşünebiliyor musunuz? 2 aylıkken bu kadar oldu ve ben şanslıyım. Bunun hem pembesi hem beyazı, müthiş bir beyazı var, hem böyle pembesi var, hem de kırmızısı arkadaşlar. Kırmızı büyük çiçekler düştü, bu da yeni açıyor arkadaşlar. Yani gerçekten çok mutluluk verici bir çiçek. Şu anda bunun üçünü de aynı anda yetiştirmem büyük bir mucize oldu. Ama gördüğünüz gibi çok nazik. Yani dalları çok nazik, yaprakları çok nazik. Ama çok güzel. Evinizin köşesini süsleyebilecek çok güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bunlar şimdi sulamak için çıkarttım. Sulayıp tekrar yerine koyacağım. Böyle gördüğünüz gibi... Şöyle bir şey öğrendim. Bunlar çok suyu sevmiyorlar. Yani tıpkı menekşe gibi bunları iyice dibini şöyle bakın. İyice dibi kuruduktan sonra su verin arkadaşlar. Ve su içinde bırakmayın. Suladıktan sonra iyice emin olun ki içindeki su aksın. Yani drain out olsun. İnşallah siz de bu çiçeği bulursunuz. Şu anda bunun ismini bilmiyorum. Fakat bakacağım. Yani biraz begonya'ya benzettim ama begonya da değil galiba. Belki de böyle yani sanki bahçe çiçeğine de benziyor. Ama ben bunu evin içinde bakıyorum arkadaşlar. Çünkü çok nazik. Güneşte bunlar ölür. Ve çok süper bir çiçek. Tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten renkleri çok güzel. Çiçek açtığı zaman da çok güzel ve çok çabuk, çok çabuk büyütebilirsiniz. Yeter ki yerini sevsin arkadaşlar. Bakımı da çok kolay. Sadece suluyorsunuz. Toprağını çok iyi sevmesi lazım. Toprağı böyle havadar olması lazım. Ve ben içine bayağı yüklüce perlit koydum. Yani böyle çok sıkı, suyu böyle sünger gibi emen, aylarca tutan toprağı sevmiyor arkadaş. Yani menekşe toprağını, orkid toprağına benzer böyle. Orkidinki biraz daha iyi de. Daha çok menekşe toprağı, fakat aralarında oldukça perlit koyun ki havalansın. Ve çok güzel ve çok harika, çok tatlı bir çiçek. Kanalımı beğendiyseniz, bu tür videoların devamını istiyorsanız tıklayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye.